İşte buradayız, yine programımızdayız. Çocuk Atölyesi programında sizleri karşıladık. Hepimiz hazırız, güzel çalışmalar yapacağız. Yaklaşık 45 dakika boyunca karşınızda olacağız. Buluştuk yine bayramın hemen arkasından arkadaşlar. Umarım çok güzel geçmiştir bayramınız. Bayramda da bir aradaydık zaten, değil mi? Sonraki günlerde ve ne yapacağımızı da açıklayacağız. İki tane çok tatlı çalışma. Bir tane çalışmayı daha önce bayramdan önceki programımızda yetiştirememiştik. Ona devam edeceğiz. Çünkü çok keyifli, çok kullanabileceğiniz bir çalışma olacak. Merve öğretmenimiz anlatacak. Pişar öğretmenimizin çalışması da zaten süslü, püslü, ay benim de odama ne güzel yakışacak diyebileceğiniz çok tatlı bir çalışma. Çok güzel görünüyor. Pişar öğretmenimiz onu biraz daha süsleyecek. O kadarla da kalmayacak. İncikler, boncuklar yapıştıracak. Çok daha süslü olmuş olacak. Ama siz yine kendi zevkinize göre değişiklikler yapabileceksiniz. Yine kendi hayal gücünüze göre farklılıklarla çalışabileceksiniz. Zaten biz çalışırken, izlerken o göz gözle izlemeye gayret edin. Şunu da yaparsam böyle olur, bunu böyle değiştirebilirim diye düşünün. Çok daha eğlenceli hale gelecek burada yapılan çalışmalar öyle baktığınızda arkadaşlar. Evet, Merve öğretmenimiz ve Büşra öğretmenimizin yaptığı çalışmaları biraz sonra öğreneceğiz. Hangi malzemeleri kullanacağız, onları sayacağız, sıralayacağız. Siz oradan dinlerken toparlamaya gayret edeceksiniz. Toparlayabildiğiniz malzemelerle katılabileceksiniz. Yalnız hemen şunu da hatırlatalım. Artık biliyorsunuz programlarımızı Diyanet Televizyonu'nun web sayfasından izleyebiliyorsunuz. Geçmiş programlarımızı daha önce bulamıyordunuz. Bu soruluyordu bize, nereden takip edebiliriz, tekrarını izlemek istiyoruz diye. Artık oradan izleyebiliyorsunuz, aklınızda bulunsun. Olmaz mı? Tabii ki kıpır burada. Tabii ki şekerlemeleriyle yerinde bekliyor sizi ve bizi. Nasılsın Kıpırcığım? Arif ablacığım, ben her zamanki gibi burada yine heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Programın sonuna bize armağan etmek için şekerlemelerin yine burada. Evet, bu şekerleri ben herkese hediye etmek istiyorum Arif ablacığım. Zaten onun için bunlar burada var. Senin dükkanın güzelliği o Kıpır. Senin de bence iyi olan yanın bu. Burada biz armağanlar veriyoruz. Gelen konuklarımız özellikle. Konuklarımızla tanıştın mı peki? Ay, daha tanışamadım ama isimlerini çok merak ediyorum doğrusu. Hemen soralım, hatta birlikte tanışalım. Ben isimlerini öğrendim ama çok sohbet edemedim. Şimdi sohbet edelim. Mikrofonumuz nerede diye bakıyorum. Sen de mi? Beyza mikrofonu bırakmamış. Yayından önce elini almıştı. Hala elinde mikrofon. Beyza'cığım mikrofonu şöyle ağzına yaklaştır bakalım. Adını biliyorum Beyza. Doğru biliyorum değil mi? Soyadın neydi? Kul. Efendim? Kul. Biraz yüksek sesle. Kul. 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 Beyza Kul yani, değil mi? Beyza'nın yüksek sesle konuştuğu bu. Bütün yardımlarla ulaştırdınız. Beyza, böyle biraz daha yüksek sesle konuşabilir misin? Biz sana uzağız ya, zor duyuyoruz. Olur mu öyle? Kaç yaşındasın? 6. Harikasın. Geldi değil mi sesi? Mikrofonu doğru söyle bakayım. Hem biz duyalım hem de bizi izleyen yayın arkadaşlar duysun. Kaç yaşındasın bakalım? 6. Wow, kocaman olmuşsun sen. Okula gidiyor musun peki? Evet. Kaça gidiyorsun? 2. Ay, duydun Arif abla, 3'e gidiyormuş. 2 galiba. 2. Kıpır. Efendim? Biz duyduk da sen duyamamışsın. Ay, ben de sandım 3. 2 dedi. Beyza, derslerin iyi herhalde. En sevdiğin ders hangisi? Müzik. Neden? Çünkü orada öğretmen gülücükler yapıyor. Peki, böyle çalışmaları seviyor musun? Seviyorum. Büşra öğretmenimizin elinde tuttuğu çalışmayı beraber çalışacaksınız. Keyifli mi? Ne kadar güzel görünüyor değil mi? Beyza, ben çok beğendim. Kıpır, gördün mü Büşra öğretmenimizin yaptığı evet, çalışmayı? Evet, çok güzel bir süs olmuş o da. Madem hazır Büşra öğretmenimizin yapacağı çalışmayı gördük. Beyza'cığım, mikrofonu Merve öğretmenime doğru uzatır mısın? Az sonra kardeşine de tanışacağız çünkü. Büşra öğretmenim, ne yapacağız? Nedir o? Biz bugün mobil yapacağız. Evet. Çok kolay. Mobilin ne demek olduğunu söyler misiniz? Mobil işte ya tavana asılacak ya da çocukların yatağında şöyle başucunu, hani uyurken şöyle bakıyorlar ya öğretmenim. Ya öyle. İstedikleri gibi kullanabilirler bunu. Peki. Biz onu Kurban Bayramı'nda mobil diye oynadık bir kere. Mobil. Yani hani mobil gidiyorduk. Hangi mö, hangisi mö öyle bir kere. Mobil.
hangi mü, kimin, möbil. Evet. Buradan yola çıkarsak, evet mobili möbil yaptık. Kıpı. Efendim Arif abla. Sen Kurban Bayramı'nda bayağı büyüklere yardım etmişsin herhalde. Evet, çok yardım ettim. Ne oldu, hayırdır, kurbanlıklarını karıştıranlar mı oldu da sen möbil yaptın? Evet, bir baktım kurbanlıkları karıştırıyorlar. Ben de dedim ki möbildikçe tanırız, möbile de möbildik. Möbildiler. Seslerden ayırt ediyorsun yani. Evet. Pekala. Şimdi mobil yapacak. Büşra Hanım'ımız mobil çalışacak. Büşra Hanım, onu biraz daha elinize alır mısınız? Evet. Oradan o kadar güzel görünmedi elinize tuttuğunuzda. Biz başlayacağız diye. Harikasınız. Şimdi madem malzemeleri de sayalım, sonra Merve öğretmenime ve diğer arkadaşımıza tanışmaya geçeceğiz. Merve öğretmenimizin yapacağı çalışmaya geçeceğiz. Ne kullanacağız? Ekran başındaki arkadaşlarımız hazırlıklarını yapsınlar. Tamam. İnce bir tane ip, eğer misina varsa misina da olur. Güzel. Kurdele, spatula, doktor çubuğu olarak geçiyor sanırım öğretmenim. Hı hı. Renkli kağıt, kağıt, karton, eva, keçe, ne varsa düğme, istedikleri gibi kullanabilirler. O yuvarlakları oluşturmak için keçe, eva, karton, kağıt, her şey olabilir, evet, diyorsunuz. Evet, evde beyaz A4 kağıt varsa o bile olur. Çok güzel oluyor. Çok güzel, evet. Bu kadar. Çok yapıştırıcı güzel. Bir de. Çok basit malzemelerle çok güzel bir süs. Evet. Ben böyle bir süsün mutfakta bile, hani mutfağımda bile durmasını isterim. Tavandan sarkmasını isterim. Boncuklar yerleştirebiliriz aralara. Çok güzel olur. Hani biraz önce dedim ya, ekran başındaki arkadaşlarımıza da izlerken değişiklikler yapabiliriz diye düşünün diye. Ben de öyle düşünüyorum size bakınca, sizinle konuşurken. Siz çünkü bize ana çalışmanın nasıl olacağını çok güzel anlatıyorsunuz. Çok güzel örneklerle geliyorsunuz. Onun üzerine başka malzemeleri bina etmek çok daha eğlenceli, çok daha keyifli oluyor. Öyle kanın hocam, benim daha söyleyeceklerim var dermişim. Büşra Hanım'ın kolu yoruldu tutmaktan mobili. Ama çok güzel görünüyor. Hep öyle kalabilir miyiz yayının sonuna kadar? Şöyle. Tamam. Yani sonuna kadar durabilirsiniz herhalde. Duranlar vardır mesela. Evet, yani öyle çalışanlar var. Parasını öyle kazananlar var. Sürekli bir şeyi böyle tutmak zorunda kalanlar var hocam. Sanırım size birazcık zor geldi öğretmenim. Bir gün şey yapalım. Yer değiştirelim. Büşra Hanım çok yorulmuş kıpır. Evet. Sen orada bir etkinlik çalıştır. Büşra Hanım burada işte... Ben şöyle çok memnun olacağım. Tamam Büşra Hanım, size işkence yapmayalım. Masaya bırakabilirsiniz. Malzemeleri hemen pratikçe sayalım o zaman. Arkadaşlar, Büşra Hanım'ın yaptığı çalışmayı siz de oradan ekran başından katılarak yapmak isterseniz... malzemeleri hemen şöyle, benim aklımda kalanları ben söyleyeyim. Eğer eksiğim ya da yanlışım varsa Büşra öğretmenim eminim toparlayacak ve düzeltecektir. Varsa keçe, yoksa eva, yoksa herhangi yuvarlak ama düz renk olursa iyi olur, kumaş bence olur, evet, değil kumaş mi? Kumaş da olur, çok güzel olur. Öğrenince çok mutlu oluyorum. Öğrenmişim değil mi öğretmenim? yoksa karton, o yoksa kağıt, renkli kağıtlar ya da beyaz kağıtları boyayabilirsiniz. Burada asıl olan yine gördüğüm kadarıyla o yuvarlakların rengarenk olması, farklı renklerde olması, o çok güzelleştirmiş. Üzerlerine de düğme yapıştırmış öğretmenimiz. Varsa düğme kutusu, hep diyoruz ya, bir düğme kutunuz olsun. O düğme kutusundan düğmeleri seçip üzerine de yapıştırabiliyorsunuz. Boncuklar olabilir. Boncuklar var bir şartmenin masasında. Bugün biraz sonra yapacağı çalışmaya yetiştirirse boncuklar da yapıştırılacak, değil mi şartmenin? Evet. Süslü, büslü bir şeyler yapacağız. Çok tatlı olacak ama, elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Beyza'cığım, hazır mısın çalışmaya? Anlattık biz hani neler olacağını. Bir şart benim, tam olarak hangi kısmından çalışmaya başlıyorsunuz? Biz tahtaları yapıştırdık şöyle. Evet. İsterlerse boyayabilirler. Peki. Beyza şimdi bana kesimde yardımcı olacak. Peki. Ben tam kalıpta çalışmayı sevmiyorum da, ben hemen kafama göre böyle yeni kafama pratik, göre. Pratik çalışıyor. Pratik çiziyor öğretmeniniz. Hop böyle yuvarlakları. Yaprakları böyle hop hemen şekillerini çıkarıyor. Evet, ben hemen yaprak da yapmayı çiziyor. Düşünüyorum. Şipşak çiziyor, evet efendim. Şimdi yaprak da yapmayı düşünüyorum aslında. Yaprak da ekleyeceksiniz, evet. İsterlerse ona kare, üçgen, dikdörtgen, evet, yıldız, kalp, istedikleri gibi çalışabilirler. Evet. Beyza sen nasıl şekiller yapmak istersin? Kalp. Demeyin öyle. Beyza ya, kalp işte. Demeyin. Kalp. Daire çalışacağım. Kalp yapmak istiyor Beyza hocam. Beyza. Hocam siz pratiksiniz ya. O daire, hemen kalbe, o daire siz kalbe dönüştürebilirsiniz. Küçük bir kuyruk ekliyorsunuz.
Böyle ortadan şöyle bir şekil yapıyorsun. Ha, siz mi pratik misin? Beyza kesecek. Beyza'cığım sana kolay gelsin. Pekala, kolay gelsin. Başlayabilirsiniz hocam. Tamam, Beyza da hemen kesebilir ki yetiştirelim hepsini. Şimdi kim varmış burada? Sen kimdin? Kim var acaba? Enes Beyza varmış burada, kıpır. Ay Enes'cim hoş geldin. Nasılsın bakalım Enes'cim? Enes sen de sen kaç yaşındasın bakalım? Çizgi şimdi gözüküyor çok kötü duruyor. Ay, Enes'le yani... Beyza doğru mu biliyorum? İkiz misiniz? Mikrofonuna bir bakalım mı? Yönetmen yani? Abi der ki kapanmış herhalde der. Onlar ikizmiş Arif ablacığım. Evet onlar ikizmiş. İkizsiniz değil mi? Evet. Küçükken yaramazlık yapıyor muydunuz? Bazenleri yapıyorduk. İkizlerin biraz muzip olduğu söyleniyor çünkü. Birlik oluyor muydunuz yaramazlık yaparken? Ayrı ayrı mı yaramazlık yapıyordunuz? Peki. Peki. Şimdi sen ne yapacaksın Merve öğretmenimizle biliyor musun? Biliyorum. Ne yapacaksın? Diş fırçası. Çantası. Duyamadım. Diş fırçası çantası. Ne çantası? Diş fırça. Diş fırçası çantası. Harikasın. Sen olayı çözmüşsün artık. Peki sen çalışmak için hazır mısın? Hazırım. O zaman Merve öğretmenimden bilgileri alalım. Diş fırçası çantası mı yapıyoruz? Evet. Çok güzel görünüyor. Geçen programımızda yapmaya gayret etmiştik ama başlayamamıştık. Evet. Vakit yetmemişti. Çünkü bayram için, evet bayramdan önce arkadaşlarımıza bağlanmıştık. Şimdi neler kullanacağız ve niye yapıyoruz? O zaman da anlatmıştık ama evet. O gün belki izleyemeyen arkadaşlarımız oldu. Tekrar edelim Merve öğretmenim. Çok güzel bir çalışma. Ben çok beğendim. Giderken yolcular hemen evet. Ne yapıyorduk? Şu şekilde havludan bir çanta yaptık biz. Hı-hı. Şöyle göstereyim. Hem diş fırçalama alışkanlığı edinelim diye, hı-hı, hem de yanımızda istediğimiz zaman taşıyalım diye şöyle kapatıyoruz. Çok güzel bağlıyoruz. Hı-hı. Yanımızda taşıyabiliyoruz. Harika görünüyor. Yapımı da çok basit. Malzemelerimiz de yine evden edinebileceğimiz şeyler. Bu şekilde yapacağız çantamızı şöyle şimdi. Şöyle tutabilir misiniz çantamızı? Kaldıralım. Arkadaşlar şöyle. Diş fırçası çantası Merve öğretmenimizin bugün anlatacağı ve birlikte çalışacağımız, bize öğreteceği çalışma. Şunun için düşünmüştüm. Çok güzel bir fikirden ortaya çıkmıştı. Bayramdan öncesi için hazırlamıştık evet. Biz bunu. Ama Allah nasip ederse tekrar tekrar bayramları Rabbim yaşatsın. Yolculuklar var, yine bayramlar olabilir, tatiller olabilir. Her zaman, her yerde kullanabileceğiniz diş fırçası çantası. Kurbanda dedik, bayramda dedik, şekerlemeler yenecek, tatlılar yenecek. Ama dişler unutulmayacak, güzelce fırçalanacak. Belki tatile gideceksiniz, büyüklerinizi ziyaret edeceksiniz, orada kalacaksınız. Lazım olur diye yola çıkmıştık. Ama dediğimiz gibi her zaman kullanabiliriz. Diş macunumuzu içine koyuyoruz, diş fırçamızı içine koyuyoruz. Havlu da zaten kendisi. Çanta gibi kapatıyoruz, düğüm evet. Atıyoruz ve gidiyoruz. Nereye gideceksek, nereye evet. istiyorsak. Çok güzel. Nasıl başlıyoruz? Siz de başlamak istersiniz çünkü bir an önce. Malzemelerimizi söyleyelim, hı-hı, hemen. Havlu, hı-hı, küçük bir parça, yani büyük havludan da kesebiliriz yarısını. Hı-hı. El havlusu da olabilir. Hı-hı. Ben böldüm büyük havluyu, kestim. Kullanmadığımız olabilir. Hani mutfak havlusu fazla olabilir. Havlu kullanacağız. Dikmek için iğne, iplik kullanacağız. Ve süsleme malzemeleri bu kadar. Evimizde ne varsa keçe olabilir, kurdaleler olabilir, düğmeler, boncuklar, hı-hı, yapıp süsleyeceğiz. Şimdi ben size bir şey söylemek istiyorum. Benim hiç diş fırçası çantam olmadı. Ay. Çok dertli başladın. Yalnız hiç olmadı. Kıpır. Efendim Arif abla. Diş fırçası çantası evet. Ne buradaki kameraman abilerin, ne içerideki yönetmen abinin, diğer teknikteki abilerin, ne hiç oradaki mi? Hani ablaların, hiçbirinin diş fırçası çantası olmamıştır. Keşke şimdi olur. Keşke bizim de olsa bir şey öğretmen başladı. Merve öğretmen kime armağan etse hani onu yaptıktan sonra kimsenin yok, ne Merve olacak? Merve ben sana bunu yapmıştım. Şimdi ben sana yaptım bugün. Merve öğretmenim yani siz kime armağan edeceğinizi çok iyi biliyorsunuzdur değil mi? Peki armağan etmeli mi yoksa bize öğretmeli mi? Hepimiz öğretsin, kendimiz yapmalı mıyız? Şimdi bence Arif ablacığım öğretsin burada işte kameraman abiler, yönetmen abiler yapsın. Sen?
ve bana da hediye etsin. Sen neden öğrenmiyorsun? Ben öğreniyorum Arif ablacığım. Neden yapmıyorsun öğrendiğini? Ama benim elektriklerim kesik evde, sular da akmıyor. Ama Kıpır. Tamam Arif abla, ben de yapacağım, söz veriyorum. Kolayına kaçıyorsun bazen. Çaba göstermek çok iyidir, emek vermek çok eğlencelidir. Evet, o çalışmayı ama öğrenmek, başkalarına da anlatmak, sen yaptığını başkalarına da armağan edebilirsin. Tamam ben de yapacağım. Ay utandım şimdi. Kıpır, pekala. Eminim çok güzel öğreneceksin. Dikkatli izle ama, tamam mı? Tamam Arif ablacığım. Anlaştık. Malzemeler zaten çok kolay. Havlu lazım. Süslemek için siz keçeler kullanacaksınız. Evet, keçe, boncuk kullanacağız. Boncuk kullanacaksınız. Biz, evet. Diş fırçasını içine koymak için ihtiyaç duyuyoruz. Macunu da evet, içine koymak için. Yoksa o sonra alıp yolculuğa çıkarken evet, gayet güzel yerleştirebilir. Makas, iğne, iplik, süsleyeceğimiz eşyalar bu kadar. Evet, bu çok kadar. Pratik. Evet. Peki, harikasın. Enes, beğendin mi çalışmayı? Hmm, peki, sen hazır mısın çalışmak için? Başlayın o zaman örtmemize. Tamam. İlk ne yapacağız onu da mikrofonu masaya bırakabilirsin. Nasıl başlıyoruz ilk? Şu şekilde katladık. Üçe bölersek şöyle. Hı hı. Burayı katlıyoruz. Aynen şu şekilde yapacağız. Sonra ben cetvelle eşit aralıklar yaptım ama mesela diş fırçası için daha şöyle dar yapabilirler. Hı hı. Ne koyacaklarsa peçete kısmı yapabilirler. Hı hı. O şekilde ben üçe böldüm. Şöyle göstereyim. Hı hı. Katlıyoruz. Dikeceğiz buraları. Cep yapacağız. Güzel. Sonra süsleyeceğiz. Ben şimdi dikmeye başlayacağım. Peki siz bölmeleri evet, yapacaksınız şimdi fırçalığımızdaki ama arzuya göre değişir. Evet. Dar, geniş, 2, 3, 4 kaç göz evet, ne koyacaksak ona göre ayarlayabiliriz diyorsunuz. Siz ayarladınız, düşündünüz, kaça böleceksiniz. Tamam peki, dikerek bölme yapıyorsunuz. Evet. O kadar, o kısmı sadece dikeceksiniz. Evet, dikeceğiz peki şimdi buraları. Peki. Aynen bu şekilde bölme yapacağız. Peki, süsle de zaten göstereceksiniz. Tamam, siz de başlayabilirsiniz o zaman. Kıpır ne yapacak? Ben de buradan onları seyredeceğim ve sonra öğreneceğim Arif ablacığım. Başka ben de ne yapacağım ondan sonra? Başka? Bir de arkadaşlar bizi arasın diye telefon numaralarını söyleyeceğim. İşte o. Kıpır telefon numaralarımızı hatırlatacak arkadaşlar. Ekran başındasınız, katılmak istiyorsunuz. Hemen geliyor telefon numaralarımız. Bakalım neymiş? Evet arkadaşlar, telefon numaralarımız 0312-295-83-33. 0-312-295-83-33. İşte bu numaralardan hemen bizi arayabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bir de bizim Facebook sayfamız var. Facebook sayfamızdan da bize ulaşabilirsiniz. Facebook sayfamız facebook.com/çocukatölyesi. Baş harfi büyük C ve birleşik şekilde çocuk atölyesi diye yazıyorsunuz. Hadi bakalım arkadaşlar, bekliyoruz. Evet arkadaşlar, Kıpır hatırlattı. Biraz sonra seslerinizi duyacağız, konuşacağız, tanışacağız sizlerle. Çok da kolay bir soru soracağız. Burada yapılan çalışmalarla alakalı olacak sorunuz. Soruya doğru cevap verirseniz de çok tatlı kitaplar armağan olarak yollayacağız. Şimdi biraz daha süsleyelim diye hazır bitmiş çalışmaya, tabii böyle eklemeler yapmak çok kolay. Ben o kısmını şöyle yapayım istiyorum. Dikkatli izlerseniz yapılan çalışmaları, soruların cevabını zaten çok rahat bileceksiniz, çok rahat bulacaksınız. Kitabı da armağan olarak hemen kazanacaksınız. Hatıra olacak programımızdan sizlere inşallah. Face'ten de dikkatli takip edebilirsiniz bizi sürekli. Fotoğrafları paylaşıyoruz yapılan çalışmaların. Neler yapmışız, neler çalışmışız, yakından incelediğinizde o fotoğrafları oradan bile görebiliyorsunuz. Ama dediğimiz gibi programımızın tekrarları da artık Diyanet Televizyonu'nun internet sitesinde mevcut. Oradan da tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Büşra öğretmenim, hangi aşamadasınız ve ne yapıyorsunuz? Ben dairelerimizi kesiyorum. Beyza da kendi yapacağı mobil dairelerini kesiyor. Daireler kesildikten sonra hemen yapıştıracağız ipimizi. Daha sonra tahtalarımıza bağlayacağız. Köşelerinden daireleri, pardon, şimdi ipe daireleri nasıl yapıştıracağız? Üzerinden mi yapıştıracağız? Evet, üzerine yapıştıracağız. Arkadan işte düğme yardımıyla tutturabiliriz. Ben düğme kullanmıştım orada, ya da isterlerse şu küçük artan şu keçeleri mesela minik minik kessinler öğretmenim, öyle de yapıştırabilirler.
Peki, dairelerin tamamı kesildikten sonra yapıştırma kısmını bir gösterelim. Tabii. Tam olarak nasıl yapışıyor, nereden tutturuyoruz ipleri, düğmeleri nereye yapıştırıyoruz bir bakalım. Tabii. Çok daha o zaman iyi anlayacağız, daha rahat çalışacağız. Merve öğretmenim. Efendim. Ne yaptınız? Dikiyoruz, bir taraftan da süsleme malzemelerimizi kesiyoruz. Güzel. Onlar ne? Süsleme malzemelerimizin şekilleri var herhalde. Evet, biz diş fırçası, diş ve diş macunu düşündük. Hı hı. İçi için süslerimiz bunlar. Hı hı. Bunları bitirdikten sonra dışı için de bir şeyler keseceğiz. Yine peki, devam edeceğiz bu yani şekilde. Yani içi dışı farklı olacak öyle mi öğretmenim? Evet, içi de dışı da çok süslü olacak. Ay ne kadar güzel olur o zaman. Peki o şekillerimizi ekran başındaki arkadaşlarımızla görüntü olarak bir paylaşır mısınız? Onların da evet, fikirleri olsun nasıl diye hani çizecekler ya. Şu şekilde ben kağıtlara kalıp çıkardım. Hı hı. Şöyle çizip şöyle göstereyim. Kaç şeklimiz var orada? Dişimiz var, hı hı, diş macunumuz var ve diş fırçamız var. Bunları kolay olması için şu şekilde keçeye çizdim. Mesela dişimizi göstereyim. Hı hı. Şöyle koydum, çizdim. Şimdi kesiyoruz bunları. Bu şekilde, hı hı, yapacağız. Gözler yapmışsınız. Evet, oradakini de gösterirseniz. Tamam. Bakın arkadaşlar, diş şeklimiz kesilmiş, yapışmış. Göz ve ağız konunca çok sevimli, mutlu bir diş. Evet. Fırçalanan, mutlu olan bir diş var orada. Elinize sağlıklı sağlık. Bir diş oldu. Evet, sağlıklı bir diş. Kıpır. Efendim Arif ablacığım. Bayramda tatlıları yedin mi? Bayramda tatlılar da yendi, sonra kavurmalar da yendi. Ama şu asla unutulmadı Arif ablacığım. Dişlerimizin gülümsemesi için dişler her zaman fırçalandı. Dişlerimizin gülümsemesi için dişler her zaman slogan gibi oldu değil mi öğretmen? Evet, Kıpır çok tatlı değil mi bu? Evet, gerçekten de çok şirin bir... Böyle bunu tavana mı asıyorlar Arif ablacığım? Evet, bak asma yerinde yaptı öğretmenimiz, gördün mü? Evet, çok iyi olmuş. Arkadaşlar, çok çok pratik. Şimdi öğretmenimiz yuvarlakları kestikten sonra ipleri nasıl yapıştıracağımızı gösterecek. Ama bence bu çalışmanın ana kısmı ve önemli kısmı, yaptıktan sonra kalanın kolay olduğunu düşündüğüm kısmı şu tahtaların birleşmesi, şu karenin oluşması değil mi öğretmenim? Daire de kullanılabilir mi? Yuvarlak plastik halkalar falan var. Aslında öyle oluyordu da ben daire bulamadım evde. Direkt aklıma hemen bu geldi. Yine elimizdeki malzemelerle evet, evet, çalışınca burada doktor çubukları varmış. Onları yapıştırınca bir kare elde etmiş öğretmenimiz. Böyle olmuş. Bu da çok güzel. Hani yine elimizde ne varsa hatırlatalım diye sordum evet, ben. Ahmet Miraç Ankara'dan katılıyormuş. Ahmetciğim hoş geldin. Alo. Alo Ahmet. Ha. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hoş bulduk. Herkes hoş geldi, herkes hoş buldu değil mi Ahmet? Hı hı. Öğretmenim hakikaten zor mu sürekli böyle tutmak? Kolum ağrıdı biraz böyle. Nasılsın Ahmet, iyi misin? İyiyim. Sesin iyi geliyor. Nasıl geçti bayram? İyi. İyi, çok mu iyi? Evet. Çok yere gittin herhalde. Hı hı. Bayram ziyaretleri yaptın. Güzel duaları aldın mı? Aldım. Ne güzel, ne mutlu sana. Ahmetciğim herkese gittin de bizim eve neden gelmedin bakalım? Hı? Kıpır da beklemiş seni Ahmet. Yoksa sen bizim evi bilmiyor musun Ahmetciğim? Biliyorum. Biliyor musun? Hı hı. Ay, biliyormuş Herif abla. Biliyormuş. Nerede oturuyor Kıpırlar Ahmet? Nerede mi? Başak Mahallesi. Ne mahallesinde? Ankara. Ankara mahallesinde. Bildin mi? Doğru mu Kıpır? Doğru bildi. Okulun arkasında, caminin hemen yanı pazarın arkasında oturuyorum. Orayı biliyor musun Ahmet? Biliyorum. Biliyormuş. Ahmet senin komşun öyle anlaşılıyor. Ahmet mi? Evet. Ahmet'le ben ilk defa tanışıyorum. Bilmiyorum sanki bak o da orada camiyi, okulu falan hepsini biliyor. Şimdi genelde hani tarifler öyle yapılır ya. Bilmiyorum. Bir yeri tarif edecekken işte okulun arkasında pazarın hemen yanında derler ya. Ama belki Ahmet'le sen komşusun. Sen buraya gelirken giderken belki Ahmet seni görüyor balkondan ondan biliyor belki. Ahmetciğim gerçekten sen beni görüyor musun?
Evet. Peki, Ahmet'in sorusunu soralım mı Kıpır? Soralım o zaman. Bak elimde duruyor yapılan çalışma. Bununla ilgili soralım, olur mu Kıpır? Tamam, hemen soralım Arif Hemen ablacığım. Soralım. Ahmet'ciğim, Büşra öğretmenimiz bu çalışmayı yapıyor. Bugün çocuk atölyesi programında mobil deniyor buna. Tavana asılıyor, süs olarak kullanılıyor ve gerçekten çok güzel görünüyor. Çok zarif, çok tatlı bir çalışma. Bunda kullanılan malzemelerden bir tanesini söylemen o güzel kitabı armağan olarak kazanman için yeterli olacak. Söyler misin bir malzeme? Çiçek. Efendim? Bir daha söyle. Keçe. Keçe. Aferin sana. Hemen de bildi Ahmet. Harikasın. Bu yuvarlakları keçeden yapmış öğretmenimiz. Bazılarını da kartondan yapmış olabileceğini göstermek için. Ama malzemelerden biri keçeydi. Tebrik ediyorum. Güzel bir kitap kazandın. Masal kitabı. İyi günlerde oku, bizleri de hatırla. Tamam mı? Öptük yanaklarından. Allah'a emanet. Hoşçakal. Görüşürüz. Şimdi öğretmenimiz bu yuvarlakları iplerle birbirine tutturmuş. Şimdi o kısmı yapıyor, onu görmek istiyoruz. Çünkü tamam. Nasıl yapıldığını, nasıl tutturulduğunu görmemiz lazım. Ben denedim acaba bu yapıştırıcı yapıştıracak mı diye. Hı-hı. Diğerini bulamadık. Hemen onu da göstereyim. Tamam. Hemen anlatın bize öğretmenim. Tamam, hemen ipimizi alıyorum. Ne yapsam, mavi ile mavi düğme yapayım. Keçemizin ortasına yapıştırıcımızı sürüyorum. Sonra hemen ipimi üstüne getiriyorum. Kadar. Çok tatlı. Bir tane daha yaparsanız. Tamam. Aramız için anten yapacağım. Yapıştırıcımı yine sürdüm. Bu sefer mavi keçe kullanayım. Böyle devam edeceğiz. Evet. Böyle kaç tane yapacağız? 3, 6, 9, 12 tane. 12 tane ip var. 12 tane ayrı ayrı sarkan ip var. Üzerlerinde istediğimiz sayıda. Hatta bizim burada vaktimiz az olduğu için daha bol yaparlarsa çok güzel duruyor. Daha çok ipler mi olsun böyle sarkan? Evet. Ona göre süslüyorsunuz arkadaşlar. Arzu ederseniz örneğin gibi üzerine düğme yapıştırıyorsunuz. Arzu ederseniz burada boncuklar, pullar var. Onlarla da süsleyebiliyorsunuz. Sonra bunları tutturmaya, tahtaya nasıl tutturulduğunu görelim. Olur mu öğretmenim? Bağlayacağız. Siz onu bitirin. Sonra o kısmını da bize gösterin. Hepsi çok güzel olmaya başladı. Gerçekten güzelleşiyor. Arkadaşlar çalıştığımız zaman, gayret ettiğimiz zaman çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Programda da gördüğünüz gibi. Yeter ki boşa zaman geçirmeyelim. Yeter ki düşünelim, gayret edelim, biraz çabalayalım. Harika işler başarıyoruz öyle olduğunda. Tüm yapılan önemli çalışmalar da böyle başarılıyor. Biz burada bu tür minik çalışmalar yapıyoruz süremiz yettiğince. Ama daha ciddi çalışmaları da başarabilirsiniz aynı yöntemle. Yeter ki dediğim gibi gayret edin, dikkatli olun, çaba gösterin. Bir de boşa zaman harcamayalım. Değerlendirelim yani zamanımızı. Öyle olduğunda harikalar çıkacak ortaya. Şimdi Merve öğretmenim ne yapıyoruz? Şimdi ben bunları yapıştırıyorum. Silikonla yine yapıştırıyoruz ama dikebiliriz. Daha sağlam olur. Hı hı. Vaktimiz kısıtlı diye biz yapıştıralım dedik. Sıcak diye ben yapıştırıyorum. Hı hı. Dışı için de arkadaşımız arı yapmaya karar verdik. Arı kesiyor. Çok güzel oluyor arı için o da. Hazırlık yapıyoruz. Sonra dışını süsleyeceğiz bir de. Hı hı. Tamam, o arıyı da merak ettim ben nasıl duracak. Bayağı süslü bir arı olacak. Evet. Simli. Evet. Işıl ışıl. Çok da gayretliyiz yalnız. Evet, ben ona söyledim. O da yapıyor. Maşallah çok. Evet, arılar da çok güzel oluyor ama. Evet, yalnız harikasın. Sen böyle işlere sanki çok alışkınsın ya da çok seviyorsun. Alışkın mısın? Vız vız vız. Çok seviyorum. Seviyorsun. Vız, vız, vız. Peki böyle çalışmalar yapıyor musun? Yapıyorum. Ha, ne güzel. O şarkının tamamını biliyor musun Kıpır? Vız vıza kadar biliyorum. Sağ ol Kıpır. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Beyza sen biliyor musun bu şarkıyı? Aa, Beyza biliyor. Harikasın Beyza. Hadi söyle bize bu şarkıyı. Al bakalım mikrofon. Unuttun mu? Ben gelene kadar mı? Oradan gelene kadar unutuldu. Hay Allah, heyecandan. Ben aslında biliyorum. Bir arı vız dedi,
vız vız da uçuverdi. Bir arı vız dedi, vızır vızır uçuverdi. Arı vız vız vız, arı vız vız vız. Bu Kıpır şarkısı, değil mi Kıpır? Efendim Arif abla? Bu sana ait bir şarkı gibi geldi bana. Şarkıyı yeni yazıyorum. Tahmin ettim zaten. Bayağı seni andırıyor şarkı. Senin şarkın olduğu anlaşılıyor. Arif ablacığım, aralar ama gerçekten çok güzel. Bal yapıyor, sonra o balı da biz yiyince güçleniyoruz kocaman. Nasıl güçleniyorsunuz Kıpır? Böyle kocaman güçleniyoruz. Pekala, Kıpır yine kahvaltısını yapmış, kahvaltıda da balını yemiş, öyle anlaşılıyor. Evet. Bir masalımız var şimdi sırada. Buradaki çalışmalar devam ederken masal izleyelim birlikte. İki güzel çalışmaya da masalın ardından çocuk atölyesi programında devam edelim. Masalımızın adı Sarı Balon. Sarı balonun başına bir şeyler gelecek ama sonu yine tatlıya bağlanacak. Bakalım sarı balon neler yaşayacak? Kocaman sarı bir balon dolaşıyordu havalarda. Bir şey arar gibi bakınıyordu etrafına. Başını çarptı kocaman bir dala. Şükür ki patlamamıştı ama azıcık canı yanmıştı. Aa, başım acıdı. Ağaç uyuyordu. Balonun sesini duyunca gözlerini açtı. Uykulu uykulu sordu. Neler oluyor? Balon ağacı uyandırdığını üzüldü. Üzgünüm, seni göremedim. Etrafıma bakayım derken önümde olduğunu fark edemedim. Ağaç güldü. Aslında pek de fark edilmeyecek gibi değilim. Gördüğün gibi oldukça iriyim. Gerçekten de ağaç kocamandı. Etrafındaki minik ağaçların dedesi gibiydi. Sarı balon hemen sordu. Sen gerçekten de çok büyüksün. Yoksa şu yanındaki küçük ağaçların dedesi misin? Sarı balonun sorusu ağacın hoşuna gitti. Yapraklarını sallaya sallaya güldü. Evet, onlar benim torunlarım. Şuradakiler de yavrularım. Ah ne güzel, hepiniz bir aradasınız. Balon bunları söylerken azıcık hüzünlendi. Ağaç bunu hemen fark etti. Yumuşacık sesiyle tatlı tatlı sordu. Söyler misin, neden üzüldün? Çünkü ben yalnız kaldım. Bir baloncunun elindeydim. Arkadaşım da vardı. Ama az önce rüzgar çıktı. Baloncu bizi elinden kaçırdı. Aradım ama arkadaşlarımı bulamadım. Söyler misin? Ne yapmalıyım? Bana neden çarptığını şimdi anladım. Demek arkadaşını aradığın için dalgındın. Sonra biraz düşündü. Ve heyecanla seslendi. Buldum, buldum. Sarı balon merak etti. Ne buldun, ne buldun? Bana da söyler misin fikrini? Ağaç sakin sakin anlatmaya başladı. Elbette söylerim. Arkadaşınızı nasıl bulacağınızı biliyorum. Bunun için diğer ağaçlarla haberleşmemiz lazım. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Rüzgar kuvvetli esince şarkımızı söyleyeceğiz. Böylece arkadaşının nerede olduğunu diğer ağaçlardan öğrenebiliriz. Ağacın fikri balonun hoşuna gitti. Rüzgarın hızlı esmesini beklemeye başladılar. Ve az sonra bekledikleri şey oldu. Rüzgar hızlandı. Böylece ağacın yaprakları sallanmaya ve şarkı söylemeye başladı. Sarı balonun kayıp arkadaşı, uzakta mısın, yakında mı? Yerde misin, gökte mi? Duyuyorsan şarkımızı, takip et sesimizi. Sarı balon da eşlik etti yaprakların şarkısına. Arkadaşım, neredesin? Seni çok özledim. Bunu bilmelisin. Gelip beni bulmalısın. Söylenenleri ağaçlar kulaktan kulağa iletti. Yapraklar da eşlik etti. Ve az sonra sarı balonun arkadaşından cevap geldi. Ben sarı balonum, kayıp arkadaşı. Şimdi yanınıza geliyorum, meraklanmayın. Beni çok uzaklarda sanmayın. Sarı balon arkadaşının sesini duyunca sevinçten hop hop hopladı. Az sonra arkadaşı yanına geldiğinde de sevinçten yerinde duramaz oldu. Sarı balonun arkadaşı pembe bir balondu. Ağaçlar sevinçle iki arkadaşa bakıyordu. Sarı ile pembe yan yana çok güzel görünüyordu. Sarı balonla pembe balon
önce ağaçlara teşekkür ettiler. Sonra uçarak gökyüzüne doğru yükselmeye başladılar. Ağaçlar da yeni bir şarkıya başladılar. Kimimiz kiraz, kimimiz ayva, kimimiz çınar, kimimiz akasya, hepimiz ağaçlarız başka başka. Şarkılar söyleriz yapraklarımızda ve öyle mutlu oluruz ki arkadaşlar birbirine kavuşunca. Evet, masalımız sona erdi ama mutlu sonla bitti arkadaşlar. Kavuştu iki arkadaş. Allah ayrı olanları kavuştursun diyelim. Uzaklarda yakınlarınız vardır belki. Böyle güzel bitsin her şey, değil mi? İki arkadaş birbirini aradılar, aradılar ama en sonunda buldular. Onlar da çünkü gayret ettiler, vazgeçmediler. Şimdi çalışmamızı neticelendireceğiz yavaş yavaş. Var daha vaktimiz, o kadar az zamanımız kalmadı. Ne sizi telaşlandıralım ne öğretmenlerimizin ellerini dolandıralım. Müşürat Bey'im zaten hızlandı. Şimdi Müşürat Bey'im ben dedim ki masalı bir taraftan biz de dinledik sizinle beraber. Bir taraftan da dedim ki Büşra öğretmenim, o düğmelerin keçelere ya da evalara ya da kartonlara her ne kullanıyorsanız yuvarlakları yaparken nasıl yapıştığını iple beraber bize bir kez daha gösterin dedim. Tabii. Ondan sonrasına ardından bakalım, ardından görelim dedim. Yalnız şunu tekrar gösterelim istiyorum. Ekran başına yeni geçenler varsa içinizde, Çocuk Atölyesi programında Büşra öğretmenimiz bize bu çalışmayı yapıyor. Çok pratik, her birinizin evde çalışabileceği güzellikte bir çalışma. Tahtalar kullanmış öğretmenimiz, kare haline getirmiş ve iplerle eva, keçe, karton, ne varsa evinizde onları yapıştırarak ortasına da düğmeler koyarak böyle bir süs yapmış tavana asabileceğimiz. Evet, ortaya yapıştırıcımızı şimdi, yine sürdüm. Evet. Hemen ipimizi üstüne yapıştırıyorum. Üstüne bıraktım. Hop, yapışıyor hepsi şimdi birden. Keçemizi alayım. Bu kadar. Çok kolay. Şimdi kimine ikinci yuvarlak olarak keçe yapıştırdınız. Kimine düğme. Kimine düğme yapıştırdınız. Evet. Yaprak da yapıştırdık. Yaprak yapıştırdınız. Yine arzunuza göre süslüyorsunuz arkadaşlar. Böyle böyle çok sayıda ipler oluşturuyorsunuz. Öğretmenimiz masanın üzerine sıraladı gördüğünüz gibi. Onları tamamladığınızda da bu tahtalara o ipleri bağlayarak tutturuyorsunuz. Evet. Ama öğretmenimiz hepsini tamamladığında nasıl bağlayarak tutturduğunu size de bize de uygulamalar olarak gösterecek. O yüzden bitmesini bekliyoruz değil mi Büşra öğretmenim? Çok az kaldı öğretmenim. Tamam, tabii. Siz bana söyleyin, bitti tamam, göstereyim diye bir size bakalım. Tamam öğretmenim. Merve öğretmenim. Ooo, siz arkasını da düşünüyoruz. Öyle için mi? Evet. Burada Beyza için kalp demişti. Hı-hı. Hemen biz burada kalpli süsleyelim dedik. Çok incesiniz. Ne kadar düşüncelisiniz. Hemen sen ne yapıyorsunuz bakalım öğretmenim. Kıpır duydun mu sen? Bak ikizini de düşünmüş. Hep böyle düşünceli misin sen? Evet. Evet. O da seni düşünüyor mu Beyza da? Evet. Mesela bir yere gidiyor misafirliğe. Orada şeker ikram ediyorlar. Ben bunu da ikizimi alayım götüreyim diyor mu? Getiriyor mu sana şeker çikolata? Evet. Sen ne yapıyorsun? Ben de ona getiriyorum. Aferin sana ya. Ne güzel işte. Kardeş olmanın güzelliği bu. Değil mi? Harika bir şey. Şimdi. Ooo öğretmenim ne kadar güzel oldu. İçine düğmelerle içine doluyor. Şöyle bir çevirir misiniz ekran başındaki arkadaşlarımız daha rahat görsün. Bu Beyza'ya hazırlanıyor. Kalpli. Evet. Ve kalbi neyden yaptınız? Tel. Evet üstü. Tel. İpli tel ama ip de olur, her şey olur evet. Yine. Bir kalp şekli veriyorsun oraya, için düğmelerle dolduruyorsunuz. Evet, düğmeleri peki, seçiyoruz. Peki harika olmuş. Hadi bakalım. Enes'in de süsünü bir görün. Enes o hazırladığın arıyı ekran başındaki ağzına arkadaşımız. Ağzına eklememişiz, ağzına da ekleyelim. Evet. Sen kalemle bir ağız ekle bakalım. Enes'in fırçalığı için hazırladığı süsü arkadaşlar. Evet, gösterelim. İçeri bakalım Enes. Şu kameraya doğru tut bakalım ki ekran başındaki arkadaşların... Bakalım nasıl olmuş arıcık. Çok şirin olmuş. Ay çok şirin bir arı. Enes harikasın. Çok güzel oldu. Çok beğendim. Neredeyse tamamını Enes yaptı değil mi öğretmeniz onu? Kesti, çizdi, seçti. Enes senin gibi böyle güler yüzlü, şirin bir arıcık olmuş o. Arkadaşlar böyle farklı süsler de yapabilirsiniz fırçalığınız için. Şu bitmiş haline bakın bir daha bakalım. Böyle tatlı bir fırçalık, diş macununuz, fırçanız bunun içinde üstünü süslüyorsunuz. Burada mutlu bir diş figürü var. Fırçalandığı için çok mutlu fırça var ve diş macunu tüpü var süs olarak. Bunlarla süslüyorsunuz. Havlu zaten. Sonra böyle katlıyorsunuz. Bağcıkları var, bağlıyorsunuz ve istediğiniz yere götürüyorsunuz, gidiyorsunuz. Tamamlanmak üzere iki tane hazırladı öğretmenimiz. Hem Enes'i hem Beyza'ya.
İkisi de bitmek üzere. Onun başka bir eksiği kaldı mı kalpli olarak hazırladığınızın? İpini takacağız bağlamak için. Hı hı. Bir de burada yüzümüzü çizmedik. Enes sen hemen buraya yüzünü çizebilirsin. Ondan sonra İstersen. Tamamlanacak. Evet. Onları bir de karışmasın diye baloncuklarımıza isim yazacağız. Aa, harikasınız. Evet, aslında renklerinden karışmaz ama belki aynı yapar kardeşler. Bir havluyu kesip aynı havludan yaparlarsa karışmaması için. İsim bir de yazalım. İsim baloncukları yaptık. Bence de diş fırçaları karışmamalı zaten. Evet. Diğer malzemeler de aynı şekilde. Banyolara da hani evimizin banyosuna da asabiliriz. Evet, annelerimiz bir yer hazırlasınlar, babalarımız bir yer hazırlasınlar. Asıp herkesin kendi fırçalığı ayrı olabilir. Çekmeceye de koyabilirler. Banyodaki dolaplara koyabilirler. Güzel olur, çok tatlı olur. Elinize sağlık. Son çalışmalarımızı da yapalım. Az kaldı hemen. Çünkü programımızın sonuna. Büşra öğretmenim bağlıyor muyuz? Yapıştırmalar bitti herhalde Büşra öğretmenim. Evet, şöyle bağladım. Hemen anlatalım. Ben tutayım bir tanesini. Ben ya da bağlayayım. Beyza sen tut bakalım, öğretmenimiz bağlasın. Tamam. Şimdi bu ekip çalışması ya Kıpır. Şimdi tek tek yapacaksınız onları öyle mi? Tamam. Düğme seçtin mi? Bir şahit benim kendini işe verdi Kıpır. Seni duymuyor şu anda. Evet, efendim konsantre Kıpır. Konsantre oldu. Çok. Şunu da yapıştırdım. Efendim dedi Kıpır bak. Şey şimdi dedim bunları duymadı. Şimdi tek tek bağlayacak mısınız bir evet. şey olarak benim? Çok güzel olmadı mı sence de? Hepsini bağlıyoruz Kıpır'cığım. Böyle böyle bağlayacağız öğretmenim. Böyle sen tahtaya bağlayacağız. Evet. Harikasınız. Tamam, onun adını yazabilirsin. Büşra'ya soralım bakalım onu nereye asacakmış. Şey Büşra diyorum. Beyza. Beyza'ya karıştı. Efendim Kıpır. Onları tahtaya bağlamasak da tatlıya bağlasak olmaz mı? Ay çok güzel olur. Tatlıya bağlasak. Beyza nereye asacaksın? O senin, onu alacaksın eve götüreceksin. Nereye asmayı düşünüyorsun? Odamın yanına koyarım. Ama bir yere asman gerekiyor. Odanda mı bir yer bulacaksın? Düşündün mü? Gidince mi bakacaksın annenle be? Yatağında. Yatağının kenarını asacaksın. Gözümü açınca ben bunu göreyim süslü püslü güzelce diyorsun. Öyle mi? Hadi bakalım. Siz evet. tamamlayın hocam. Tamam. Tamamlanmış haline de bakacağız. Tamam. Enes sen nasıl kullanacaksın tatlım bu çalışmayı? Nereye koyacaksın? Banyoya. Banyoya. Günde de kullanacaksın günlük olarak. Hani illa tatile giderken götürmeyeceksin. Doğru mu anladım? Evet. Ne güzel. İki kardeş ikinizin de fırçalığı tamamlanmak üzere. Bitti mi öğretmenim? Kurdalelerini ekleyeceğiz. Bitecek. Peki. Onları da ekleyelim. Ondan tamam. sonra bitmiş hallerini şöyle ekran başındaki arkadaşlarımıza gösterelim. Sonrasında tamam. da vedalaşalım. Son 1-2 dakikamız Kıpırcığım. Arife ablacığım zaman çok çabuk geçiyor görüyorsun değil mi? Evet çok çabuk geçiyor. Büşra öğretmenim bitti mi? Bitti öğretmenim. Yalnız bizim çok az oldu. Yetiştiremedik sanırım. Olsun olduğu kadar. Şöyle yapalım. Kıpır'ın size Beyza ve Enes armağanı varmış. Bize, şeker seviyor musunuz? Bize. Kahvaltınızı yaptınız mı? Evet. Fırçalarınız da var. Şeker yedikten sonra dişlerinizi fırçalarsınız. O zaman sizi böyle alalım. Çalışmalarınızı da alın gelin bakalım. Gelin bakalım, bakalım buraya. Şekerler vereceğiz size. Kahveye dikkat et. Gel şöyle. Al bakalım. Gel bakalım Enes'ciğim. Gelin hadi bakalım. Şekerler geliyor. Evet. Gel bakalım. Harikasın. İstediğin şekerden alabilirsin Beyza. Al bakalım istediğin şekerden. Enes sen de hangisini istiyorsun? Hediye olsun. Şunu. Alın Büşra öğretmenim alın. Kıpır bize hiç ikram etmedi. Ama. Kıpır. Efendim. Bize hiç vermedin şeker. Gel bakalım şimdi şöyle. O zaman size de bir tane şeker ağacı var onu vereyim. Ooo güzel. Çok güzel oldu. Bir açalım da gösterelim mi? Gerçi böyle de çok güzel olmuş. Kapalı hali arı görünce evet. ne kadar güzel göründü değil mi? Evet çok güzel görünüyor. Biz fırçalıklarımızı tamamladık. Mobil tavana asılacak süslerimizi de tamamladık. Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız öğretmenlerim ellerinize sağlık. Çok güzel göründüler. Kıpır veda zamanı. Veda ediyoruz arkadaşlar. Evet, bir sonraki programda biz yine buradayız. Yani yarın sabah saat 9'da karşınızdayız. Güzel çalışmalarla yine sizlerle zaman geçireceğiz. Hem eğleneceğiz hem öğreneceğiz. Ama şimdi gidiyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.